Dün sosyal medyada en çok konuşulan konu olan Suriyeliler gitsin etiketini Trabzon'da vatandaşlara sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Vallahi ne bileyim. Onlar da vatandaş, ne bileyim yani. Gitsinler mi? Kalabalık oluyor. Hakikaten gitsinler yani. Gitsinler. Allah'a havale ediyor. Allah'a havale ediyor. Bak, fena pis millet. Onlar çok fena pis. Pis millet. Olduğu yeri affetiz, pis değil. Suriyeliler gitsinler. Biz kendi içimize yanımız bakamadık. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Yorum yok. Yorum yok. Siz? Aynen gitsin abi. Biz kendimizi zor bakıyoruz. Üç tane gitsinler, bir tane yorum. Gitsin abi, gitsin. Onlar ileride başımıza sıkıntı olur. Onlar buradaki bolluğu buldular. Bakalım burası Almanya. Harbi harbi sağlıyor. Devlet bakar onları. Bizimkine de sokakta geldi, anarşistlik yapaydı. Suriyeliler eğer memnunsa kalsınlar. Eğer bizim vatandaşımızı mağdur etmeden eğer Suriyelilere bakabiliyorsak kalsınlar. Eğer bizim vatandaşımız mağdur oluyorsa, gariban vatandaşımız eğer sıkıntı yaşıyorsa burada mültecilerin kalması tabii önce vatandaşımıza zarar verir. Ondan sonra ülke çapındaki olayları görüyoruz. Yani mültecilerin yapmış olduğu olayları. Bu da ayrı bir sıkıntı. Ülke olarak yani bunlara dikkate almak lazım. Geçsin abi. Geçsin. Suriyeliler geçsin abi. Şimdi biz kendi fakirimize bakamıyor. Bütün yani maaşlarını, şurasını, burasını bizim kendi milletimiz de kesti. Suriyelilere verdi. Gitsinler. Tabii tabii. Bu kadarı kaldıramıyoruz. Dünya devletleri uğraşıyor bizimle. Ekonomimizi çökerttiler. Kalsınlar abi. Niçin kalsınlar? Onlar da insan, biz de insanız. Biz onlara yardım ederiz, ileride onlar bize yardım eder. Gitsinler. Siz ne düşünüyorsunuz? Gitsinler. Kendi ülkeleri için gitsinler, savaşsınlar ya. Aynen öyle. Kendi ülkeleri için savaş vermeyen insanlar gerek yok olduğunu düşünmüyorum. Gitmesi gerek. Evet. Çevreye de zarar veriyorlar. Çeşitli suçlara katılıyorlar. Halkın huzurunu kaçırıyorlar.